Sayın seyirciler, ekonomik istatistiklerde karşımıza sık sık tüketici güven endeksi diye bir şey çıkar. Tüketicinin iyimser olması, kendine güvenmesi, daha çok alışveriş yapmaya meyilli olması demektir bu. Oysa ne tüketici kendine güveniyor ne de başkaları tüketiciye efendim. Buyurun izleyelim. Asım abi merhaba. İki ekmek bir süt alacağım ama deftere yazdıracağım. Kusura bakma kardeşim, senin borç iyice kabardı, deftere falan yazamam. Ya Asım abi bak, ay başında ödeyeceğim, söz. Nereye ödeyeceksin lan? Her seferinde söz veriyorsun, bir kuruş ödedin yok. Abi sen bana güvenmiyor musun ya? Güvenmiyorum canım. Hadi güle güle, güle güle. Ya Asuman, hadi inat etme de ver işte bak. Kusura bakma Cemal, veremem. Ya bakkal veresiyeyi kesti diyorum. Güvenmiyor musun sen kocana ya? Güvenmiyorum Cemal. Böyle söyleye söyleye bütün bileziklerim gitti. Her seferinde kandırıyorsun beni. Bak bu sefer söz. Sen ver, ay başında geri vereceğim. Söz. Öf, tamam al ya. Bak bu son bileziğim ama. Ay başında bana yenisini almazsan yakarım çırını. Tamam kardeşim, tamam. Söz. Sağ olasın. Merhaba. Ben şu bileziği bozdurmak istiyordum da. Bozalım bozmasına da sen nereden buldun bunu? Ne demek nereden buldun? Sana ne? Ayrıca karımın bileziği. Hayır, çalıntı falan olmasın da tipin hiç güven vermedi bana. Ya vallahi karımın bileziği abi ya. Güvenmiyor musun sen bana? Güvenmiyorum canım. Senin gibileri iyi tanırım ben. Hadi çık git bakayım dışarı. Boşalt dükkanı. Hadi hadi hadi. Ulan arkadaş ya, bileziği de bozduramadık. Ulan nasıl bir dünya olmuş ya? Bir tane insan güvenmez mi bana ya? Tek bir insan da mı güvenmez ya? Kardeş affedersin, Menekşe sokak ne tarafta acaba? Şöyle sağdan devam et birader, 100 metre ileride hemen. Ulan sen kesin yalan söylüyorsundur ha. Ben soldan gideyim en iyisi. Yok arkadaş, belli oldu. Benim güven endeksim iyice sıfırlanmış, anlaşıldı. Bu bile güvenmiyorsa bana ya. Sayın seyirciler, son 5 yılda ülkemizdeki silahlanma oranı %50 artarken 550 vekilli mecliste 256 vekilin silah ruhsatı olduğu ortaya çıktı. Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Ne diyorsun şimdi? 9 milimetre mi bu? Vallahi bana 7.65 gibi geldi. 7.65 mi? O zaman Ankara milletvekili Nazmi Bey'in silahından çıkmış olabilir. Yok, o olamaz çünkü o şarjörlü tabancayı bıraktı, revolvere geçti. Hadi ya, o zaman Ercüment Bey'in tabancası olabilir mi? O da olamaz çünkü onda da 357 Cuger var. Allah Allah, kimin o zaman arkadaşım bu kurşun deliği? Balistik inceleme raporu gelmedi mi hala? Yok, bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar. Sadi geldi. Ne oldu Sadi, bulabildi mi bir şeyler? Kriminal laboratuvar barut kalıntılarının analizini bitirmiş. Sonuç silah Tayfun Bey'e aitmiş. Oh be, sonunda bulduk, Tayfun Bey'inmiş. Yani yeni yasa teklifinin altındaki son imza Tayfun Bey'e ait. Şimdi evrakı işleme koyabiliriz. Ya diyorum ki acaba eskiden olduğu gibi imzayı yine kalemle mi atsalar ya? Böyle zor oluyor biraz tespit etmek. Ya kalem her zaman yanlarında bulunmuyor ki. Ama silah hep yanlarında. Böyle işler daha hızlı yürüyor ya. Öyle diyorsan öyle olsun. Buyurun siz de onaylayın evrakı. İhtisas komisyonuna gönderelim artık. Tamam, biraz açılın ama şöyle. Tamam. Açılın. Hazırım. Tamam, imza tamamdır. Sayın seyirciler, geçen yıl havanda su döven Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını bu yılda sürdürüyor. Ama gelen haberler yine pek parlak görünmüyor. Buyurun izleyelim efendim. Tarık hayatım. Efendim canım. Hani bana tek taş alacaktın? Yılbaşında alırım demiştin. Yapma ya. Öyle mi demiştin? Sen demiştin ayol, ben değil. Sen demiştin. Yapma ya. Ya? Madem demişiz onu bir müzakere edelim o zaman hanım. Ay müzakere ne Tarık? Müzakere ne? Alacağım dedin ya bir kere, al işte. Ya tamam, itiraz etmiyorum ki ben de hanım. O konuyu bir ele alalım diyorum sadece. Ay müzakere edelim, ele alalım, değerlendirelim. Ay yüzüğü ne zaman alacaksın sen, onu söyle. Ya bir dakika ama hanım. Bak dayatma yapıyorsun ama. Bir alt komisyon kuralım kızla oğlanla. Orada onlar önce bir baksınlar yani. Bir ön çalışma yapsınlar. Sonra da biz müzakere edelim. Sonrasına bakarız ya. Ay ağzım çıktığı kadar şimdi bağırırım Tarık'a. Rezil oluruz etrafa. Bana anayasa uzlaşma komisyonu ayakları çekme. Alacağım dedin, al yüzüğü. Ya yanlış anlıyorsun hayatım ya. Çekince koymuyorum ki sana. Önce bir değerlendirelim diyorum sadece. Ay hala değerlendirelim diyor. Ay komşular, bayılıyorum. Bayıldım.
Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bayıldı. Ya biz koca milleti oyalıyoruz 2 senedir anayasa yapıyoruz diye. Sen de bir başa çıkamayacaksın be kadın. Müzakere edelim diyorum. Sık boğaz edip duruyor ya. Şşş. Tektaş diyorum sana, Tektaş. Uyan. Şşş. Bak Tektaş kocaman, kafam kadar ende. Sayın seyirciler, okullarda serbest kıyafet uygulaması seneye uygulanmaya başlanacakken bazı okullar şimdiden uygulamayı başlatma kararı aldı. Fakat yine de her şey serbest değil. Buyurun birlikte izleyelim efendim. Evet, okula giren çıkan öğrencileri bir teftiş edelim bakalım. Kurallara uyuyorlar mı yoksa uymuyorlar mı? Oo, müdür bey günaydın. Günaydın yavrum. Tam vaktinde okula geldin. Vallahi helal olsun. Babam beni yeni aldığı son model spor arabasıyla bıraktı da. Oo, ne iyi yapmış. O elindeki ne peki evladım? Yeni çıkan akıllı telefon. GBS 3015. Babam aldı dün. Oo, aferin. Hayırlı olsun. Elinde cep telefonun var ama başka bir şey getirmemişsin. Olsun. İyi hadi geç bakalım okula. Derse geç kalma. Günaydın hocam. Günaydın canım benim. Senin elindeki ne öyle? Tablet bilgisayar hocam. İnternete anında bağlanıyorsun buradan. Mesela şimdi tweet atıyorum. Müdür beni kapılarda karşılıyor. Gülücük. Ey Allah'ım ya. Zamane çocuğu böyle oluyor işte. Ne kadar şakacı, ne kadar parlak zekalı öğrencilerim var benim ya. Hadi hadi sen de geç bakayım doğru sınıfına. Günaydın efendim. Sana da günaydın. O çanta ne öyle? Ne var o çantada? Kitap var hocam. Kitap mı? Oğlum ne kitabı? Okula kitapla gelinir mi hiç ya? Öyle bir serbestlik mi var? Canının istediği her kitapla okula gelindiği nerede görülmüş? Çıkar bakayım o kitapları bir göreceğim ben. Çıkar bakayım çıkar. Bakayım. Aa felsefe. At bunu gitsin. Bakayım. Aa edebiyat. Lan edebiyatla ne işin var oğlum senin? At bunu da at gitsin. Ah bak 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 geometri de var. Allah'ım ya. Geometriyi ne yapacaksın oğlum sen? At gitsin ya. Ama hocam. Bu ne? Bakayım bu ne? Roman mı lan bu? Evet hocam. Klasik bir eser. Notre Dame'ın kamburu. Evladım asıl bu kadar kitabı taşırsan sen kambur olacaksın haberin yok. Al sen şu boş çantayı şimdi. Doğru derse. Bak böyle daha iyi oldu. Boş boş git sınıfa gel. Hadi çocuğum. Oo. İşe bak ya. Denetlemesek daha öğrencilerden neler çıkacak kim bilir. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.